İstanbul, hakkında şiirler yazılan, metiyeler dizilen, şarkılara konu olan şehir. Napolyon'un dünya tek bir ülke olsaydı, başkent İstanbul olurdu dediği şehir. İki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir. Tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehir. İstanbul hakkında da birçok şey söyleyebiliriz. Özellikle de Boğaz'ın iki tarafındaki görkemli köşkler, yalılar ve sarayların görenlerde hayranlık oluşturduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu görkemli yapılar sadece mimarileriyle öne çıkmıyor, her birinin kendine özgü hikayesi de bulunuyor. Bu videomuzda sizlere Avrupa yakasında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yakınındaki Ziya Paşa Köşkü'nün ilginç hikayesini anlatacağız. İstanbul'da yaşayanlar Ziya Paşa Köşkü'nün önünden mutlaka geçmişlerdir. Özellikle mimari yapısıyla görenlerde hayranlık oluşturup "Vay be, ne güzel bir yapı!" dedirtmiştir. Boğaz'ın hemen yanında yer alan bu köşkün hikayesi de oldukça ilginç. 1900'lü yılların başında Mısır Hidivi Abbas'ın başyaveri ve aynı zamanda çok zengin bir tüccar olan Ziya Paşa buraya bir köşk yaptırmak istemiş. Ancak Ziya Paşa köşkü yaptırırken aksilikler peşini bırakmamış. Önce 2. Abdülhamid'in Boğaz'da bulunan yapıların cami minarelerinden daha yüksek olamayacağı fermanı, ardından patlak veren 1. Dünya Savaşı köşkün tam olarak bitmesine engel olmuş. Ziya Paşa'nın bu köşkü yaptırmak istemesinin asıl nedeni ise gönlünü genç ve güzel bir kadına kaptırmış olması. İstanbul'un en zenginlerinden birisi olan Ziya Paşa, sevdiği kadını bir türlü kendisiyle evlenmeye ikna edemez. Ancak paşa, kadını aşkından vazgeçemeyecek kadar çok seviyordur. Kadınla evlenmek için tüm servetini önüne döker. Aklına ise Rumelihisar'ı civarında, Boğaz'ın hemen yakınındaki alana görkemli bir köşk yaptırmak gelir. İkinci Abdülhamid'in fermanından dolayı köşkü istediği büyüklükte yapamasa da köşkün yapılması için çalışmalara başlar. Sonunda köşkün bir kısmı biter ve paşa hayatının aşkıyla evlenir. Karısının genç ve güzel olmasından dolayı bir süre sonra paşa kıskançlık krizlerine girmeye başlar. Çünkü İstanbul'un gençleri köşkteki güzel kızı görür ve köşkün etrafında dolaşmaya başlar. Zamanla köşkün içinde peri kadar güzel bir kızın yaşadığı söylentisi kulaktan kulağa herkese yayılır. Gençler köşkteki güzel kızı görebilmek için birbirleriyle yarışmaya girer. Bu durumdan rahatsız olan paşa, karısının başka biriyle görüşmesini engellemek için güzel kadını köşkün kulesine kapatır. Hatta inşaatın tam olarak tamamlanmasını da durdurur. 1914 yılına gelindiğinde 1. Dünya Savaşı başlar. Osmanlı Devleti'nin de savaşa girmesiyle köşkün yapımında çalışan işçiler askere alınır. Söylentiye göre bu sıralarda Ziya Paşa'nın da iki gemisi batmış ve paşa ekonomik krizin içine girmiştir. Hem inşaatta çalıştıracak işçi bulamaması hem de ekonomik sıkıntılardan dolayı köşkün yapımı bir türlü tamamlanamaz. Bir yandan bozulan ekonomik sıkıntılarla uğraşan Ziya Paşa, bir yandan da kıskançlık krizleri geçirmeye devam eder. Çözümü Mısır'a taşınmakta bulur. Karısını da yanına alarak Mısır'a gider. Ancak paşanın sıkıntıları burada da bitmez. Ekonomik olarak iyice kötüleşen paşayı karısı da terk eder ve hayat Ziya Paşa için adeta bir zindan olur. Karısının kendisini terk etmesine dayanamayan paşa, 1926 yılında hayatını kaybeder. Ancak paşa, karısına o kadar aşıktır ki öldükten sonra bile karısını unutmaz. Paşa, vasiyetinde mezar taşlarının karısını hapsettiği kulenin taşlarından yapılmasını ister. Paşanın bu vasiyeti için köşkün kulesinin taşları sökülür ve Mısır'a götürülür. Mısır'a gelen bu taşlarla birlikte paşanın mezarı Nil Nehri'ni gören bir yerde yapılır. Ziya Paşa'nın ölümünden sonra köşk uzun süre tamamlanamamış olarak yarım bir şekilde kalmıştır. Yıllar geçtikten sonra terk edilmiş köşkte hayalet gibi bir adamın dolaştığı ve köşkün kulesinde de beyazlar giyinmiş bir kadın hayaletinin olduğu söylentisi yayılır. Ziya Paşa Köşkü bu durumdan dolayı perili köşk olarak anılmaya başlanır. 1900'lü yılların başlarında içerisinde peri kadar güzel bir kız yaşadığı için Perili Köşk adı takılan yapı, yıllar sonra
hayaletler dolaştığı için Perili Köşk adını almıştır. Zamanla sebebi değişse de köşk için takılan isim aynı kalmıştır. Ancak söylentiler bu kadarla da sınırlı değildir. 90'lı yıllarda köşkün restore edilmesi kararı alınır. Köşkü restore etmek için çalışan işçiler evin içerisinde garip sesler duyduklarını ve eski kıyafetler içinde genç bir kadının hayaletini gördüklerini söylerler. Bulunduğu konum, muhteşem mimarisi ve ilginç hikayesiyle Ziya Paşa Köşkü her zaman bir kült olarak kalmaya devam edecektir. Köşkün bugünkü haline de değinecek olursak, köşkün restoresi 2000 yılında sona ermiştir. Türkiye ve Mısır'da bulunan varislerden satın alınarak Anıtlar Kurulu'nun kararıyla orijinaline uygun şekilde restoresi gerçekleşmiştir. Perili Köşk'ün restorasyonu Mimar Hakan Kıran tarafından yapılmıştır. Şimdilerde köşk bir firmanın holding binası olarak kullanılmaktadır. Hafta sonları ise firma binayı müze olarak ziyaretçilere açmıştır. Peki, gerçekten de böyle bir hikayesi olan bir yerde hayaletlerin dolaşmış olduğu gerçek olabilir mi? Gerçekten de acılar ve sevinçlerle dolu anıların yoğun bir şekilde bulunduğu terk edilmiş yapılarda ölenlerin ruhu evlerini terk etmemiş olabilir mi? Ya da böyle bir durumun yaşanması saçmalıktan ibaret mi? Her ne olursa olsun insanlar inançları doğrultusunda yaşar. Kimileri için saçma olan şeyler, kimileri için gerçeğin ta kendisidir. Ve hikayesi olan her şey dinlenmeye değerdir. Fikir ve görüşlerinizi videomuzun yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip etmeyi unutmayın. Hoşça ve mutlu kalın.